Hayatınızda varlığı fark edilmeyen ama yokluğu kriz yaratan bazı şeyler vardır. Elektrik prizleri, uzaktan kumanda ve tabii ki pencereler. Bugün sizlere PVC'nin yolculuğunu anlatacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonumuz aktif. Sizler de katıl butonuna tıklayarak içerikleri herkesten önce izleyebilirsiniz. Hadi gelin PVC'nin yolculuğuna hep birlikte bakalım. Bugün bir plastik pencerenin içinde neler olup bittiğine, bir çerçevenin nasıl evrim geçirdiğine tanık olacağız. Bilim, mühendislik ve bir tutam mizah eşliğinde. PVC ham madde hazırlığı. Denizden gelen klorla petrolden elde edilen etilenin kimyasal flörtü sonucunda plastiğin ham maddesi ortaya çıkıyor desek yalan olmaz. Türkiye'de pencerelerin %80'i PVC'dir. Sebebi ise basit: ucuz, dayanıklı ve yalıtım harikası olmaları. Granüller ultraviyole etkisiyle güneşte sararmıyor, eğilmiyor ve kırılmıyor. Tüm malzeme yaklaşık 120 santigrat derecede karıştırılıyor ve bu işlem esnasında bir hamur elde ediliyor. Ekstrüzyon profil üretimi. Sırada PVC karışımının şekillenme zamanı var. Bir önceki aşamada elde edilen hamur, 200 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıkla kalıplardan geçirilerek profil halini alıyor. Dakikada 2,5 metre profil üretebilen tesislerde, tek bir hat günde toplam 120 dairenin penceresini çıkartabilecek kapasitede üretim yapabiliyor. Kalıptan çıkan profil hemen soğutulmazsa sonuç olarak elde buruş buruş bir çerçeve ile karşılaşmanız mümkündür. Ancak bu iş, kurallarına uygun yapıldığında pürüzsüz bir ürün ortaya çıkıyor. Galvanizli çelik takviye. PVC'nin dayanıklılığını sağlayan iç iskelet galvanizli saçtan meydana geliyor. 12 mm ile 20 mm arasında değişen kalınlıklarda yerleştiriliyor. Bu takviye olmazsa çerçevede zamanla istenmeyen eğilmeler ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde ağacın yaş iken eğileni kabul görse de plastik pencerede bu durum can sıkıcı sonuçlara neden olabiliyor. Saç destekli profillerin 5 yıl içerisindeki bozulma oranı sadece %2 iken desteksiz profillerde bu oran %30 civarında. Ölçülendirme ve toplama. Plastik pencerenin oluşturulma sürecinde bizlere kapılarını Mercan Yapı firmasının sahibi Uğur Avcıl açıyor. Yarı işlenmiş ham maddeler ilk aşamada ebatlanarak fire hesabı yapılıyor. Peki bu süreçte neler oluyor? Sorularımızın cevaplarını almak üzere ekibimizle gözlemlemeye başlıyoruz. Belirttiğimiz gibi bu noktada ilk hedef daha az fire vererek ölçü çıkartmak. Şu anda müşterimizden gelen siparişlerimizi, çizimimizi yaptık. Kesim listemizi ve şekillerimizi hazırladık. Şimdi üretimimize başlıyoruz. Uzunluğu ortalama 6 metre olan plastik profiller, bu kısımda koruma ambalajlarından çıkartılarak öncesinde hazırlanan ölçülere göre açılı çift testere yardımıyla eğimleri 90 derece olacak şekilde milimetrik hassasiyetle kesiliyor. Kesim işleminin tamamen otonom bir yazılımla yapıldığı bu makineden çıkan profiller, artık ebatlanmış bir şekilde birleştirilmeyi bekliyorlar. Bu aşamada artık pencerelerin birleşeceği kısımların oyulması gerekiyor. Orta kayıt bağlantısı için açılan bu nokta, pencerenin açılır kısımlarını tutacak olan profilin sabit kalmasını sağlayacak. Kaynak ve çerçeve birleştirme. Pencere artık birleştirilmeye hazır. Her uç 250 santigrat derece ısıyla ısıtılarak güçlü bir basınçla birleştiriliyor. Milimetrik hassasiyetin önem arz ettiği bu aşamada 1 milimetrelik bir sapma bile günün sonunda sorunlu bir pencere olarak açığa çıkabiliyor. Yanlış ölçülerde falan istediğimiz gibi köşe kaynaklarından tekrar kopartıp tekrar bunu kaynaşma birleştirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz.
burada yapılacak en küçük dikkatsizlik pencerenin açılır kısmında sürtünmeye neden olabilir. Son derece dikkat isteyen bu kısımda, konsantrasyon su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Cam montajı ve ısı cam. Cam montajı işin yalıtım kısmının adeta kalbi gibi. Standart sistem ısı camlarla ses ve ısı yalıtımı bir pencerenin olmazsa olmazlarından biri. Isı camlar pencerelerde kullanıldığı takdirde %60'a kadar ısı yalıtımı ve %40'a kadar da ses yalıtımı sağlıyor. Ülkemizde yılda 50 milyon metrekare civarında ısı cam üretiliyor. Elbette cam üretimi bambaşka bir videonun konusu olsa da üretilen camı somut bir örnekle verecek olursak, bu üretim miktarı 7000 futbol sahası büyüklüğünde cama karşılık geliyor. Isı cam üretimi esnasında içine basılan argon gazıyla ortam adeta ses geçirmez bir hal alıyor. Donanım montajları ve aksesuarlar. Bu aşamada artık kaliteyi belirleyecek olan detaylar ön plana çıkıyor. Menteşe kol ve kilit ve çocuk emniyeti gibi parçalar tam da bu aşamada takılıyor. Standart bir pencere açılırının ömrü boyunca toplam 150 bin defa açılıp kapandığını biliyor muydunuz? Bu süre güneş yılıyla tam 40 yıl boyunca çalışması anlamına geliyor. Plastik pencerenin yolculuğunda artık sona doğru yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi penceremiz toplandı ve artık pastanın üzerindeki çileyi koymaya kaldı iş. Gördüğünüz gibi bir pencere sadece bir boşluğu kapatmakla kalmaz. İçinde hesap var, plan var, ince işçilik var. Dışarısı ayazken eğer içerisi sıcaksa bunda bu videoda izlediğiniz her adımın tek tek katkısı var. Ve bir daha sizler pencereye bakarken onu sadece camlı bir boşluk olarak görmeyeceksiniz. Bugün bu videoda Mercan Yapı'nın misafiri olduk. Firmayla alakalı detaylar alt kısmında açıklamada bulabileceksiniz. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca katıl butonumuz aktif. Katıl butonuna basarak videolardan herkesten önce haberiniz olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.